Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim, Mersindere mahallesindeyiz. 250 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız, tam müstakil bir villa tanıtacağım sevgili arkadaşlar. Villamız denize mesafesi 500 metre. Yani Mavişehir pazarına, plajına 500 metre mesafededir. Villamız 3 artı 1 açık mutfaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi şu anda bulunduğum yer araç park yeri. Yani aracınızı buraya park ediyorsunuz. Araya bölme koymuş. Ben etrafı da dolaşacağım. Bu bölmeden sonra da bahçeye ekim biçim olarak şey yapmış. Tabii eksikleri var. Tam anlamıyla bitmemiş. Hemen ön tarafında da ufak bir bahçemiz var. Ufak bir balkonumuz var. Değerli arkadaşlar, burada da yaya girişimiz var. Yani çift girişimiz var şeyde. Önümüz yol. Yoldan sonra park mevcuttur değerli arkadaşlar. Hemen şurada da teletuvar dediğimiz teletuvar kısmında güzel bir kaymayan cinsten seramik yapmış. Yan tarafı bahçe olarak devam ediyor. Etrafımızca dolaşacağız. Sonra evin içerisine girip evi tanıtacağım. Gördüğünüz üzere marulunu, kıvırcık falan filan, soğan vesaire gibi bir ekim de yapmış. Bunu siz de yapabilirsiniz. Arkadaşımız Denizlili. Tabii ekim biçmeyi seviyor. Soğanı var, marulu var. Güzel bir bahçe alanı var. Tabii hemen flaşörlerimiz var burada, binanın dışına ışık verecek şekilde. Hemen burada da bir kiler depo tarzında bir şey yapmış binanın altına. Bu da şeyler, yani çapa, kazma, kürek gibi bir şeyleri saklamak için. Villamızı etrafçıyla dolaştık. Şimdi evin içerisine doğru gidelim. 3 artı 1 açık mutfaktır. Ufak tefek eşyalar var. Sıfır yapıdır. O eşyaları dikkate almayın. Avizeleri falan müşterinin beğenisine sunmuş arkadaşımız. Değerli arkadaşlar, hemen salon kısmına giriyoruz. Evet, şimdi salon kısmına girdik. Biraz malzemede çok böyle hani kaliteli malzeme kullanmamış. Yani doğrusunu söylemek gerekirse kaymayan cinsler, normal, standart, klasik seramikler kullanılmış. İşte boyaları güzel, led ışıklar verilmiş. Demin sahibiyle, Yalçın Bey'le görüştüm. Dedim ki ya sen bir güzel villa yaptın. Arsan güzel, yerin güzel, denize yakınlığı güzel. Neden avizeler falan takmadın? O avizelerin tamamını müşterinin beğenisine bırakmış değerli arkadaşlar. Müşteri beğenir, şey yapar. Ona göre dizayn edilir. Hemen burada merdivenin altında el yüz yıkama yerimiz mevcut. Gördüğünüz üzere klozet, lavabo yapmış. İç kapıları kaliteli kullanmış. Keşke zemin seramiği biraz daha granit tarzında kullanmış olsaydı daha iyi olurdu. Hemen salonun ön tarafında da ufak da olsa bir balkonumuz var. Değerli arkadaşlar, burada buzdolabı yeri, fırın, ankestre, ocak ve damlumbaz yerimiz mevcut. Bu da ev yemiz, burası da bulaşık makinesi yerimiz. Mutfağın dizaynı güzel, konumu güzel. Değerli arkadaşlar, hemen burada mutfaktan da çıkış, demin bahçeyi tanıttım ya, bahçeye çıkıyorsunuz, yani şey yapabiliyorsunuz. Mutfak kısmı bu şekilde. Şimdi üst kata çıkmaya çalışacağız. Üst kata çıkmadan mermerden bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, burada bej mermer, standart, klasik mermerler kullanmış. Alüminyum tutamakları var. Şimdi üst kata çıkarken hemen buradan bir aydınlatma vermiş. Güzel de olmuş merdiven alanına. Güzel bir ışıklandırma sistemi yapmış. Hemen burada ufak bir hol var. Sağımızda, solumuzda da iki tane odamız var. Önce birinci odaya geçelim. Değerli arkadaşlar, 18 metrekare bir odamız mevcut. Hemen ön tarafında bir balkonumuz mevcut. Gördüğünüz üzere anahtarı yok. Sinan Bey şurada ufak bir balkonumuz var. Onu size gösterecek. Merkezi sistem, telefon, televizyon, anten, fiber bağlantısı mevcuttur değerli arkadaşlar. Hemen buradan çıktıktan sonra güzel bir banyomuz mevcut. Gördüğünüz üzere klozet, duşa kabinimiz mevcut, penceresi mevcut. Burada da havluluk, peçete vesaire bir dolap. Hemen şuraya karşıya da beyaz bir Hilton dolabı, karşısında da aynasını yerleştirmiş. Aynanın arkasında da etajerlerimiz mevcut. Geniş, ferah, kullanışlı bir banyo. İkinci odayı tanıtalım değerli arkadaşlar. Hemen ikinci odaya geçiyoruz. İkinci odamız yaklaşık 19 metrekare. Gördüğünüz üzere şehir manzarası var. Önünde de çok güzel bir balkonu var. Alüminyum ferforje ve temper camdan da balkon korkulukları yapılmış. Temizliği yapılmamış tabi. Temizlik yapıldıktan sonra daha da göze gelecek. Hemen buradan çıktıktan sonra 3. odayı ve terası tanıtacağım.
Değerli arkadaşlar, klasik mermerlerimiz, klasik el tutamağımız, merdar korkuluklarımız mevcut. Sanırsam denizden, terastan denizi de görüyor. Buradan işte direkt odaya geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Çatı imar durumundan dolayı çatı meyilli. Burada da 20 metrekare bir odamız mevcut, bir ebeveyn banyomuz mevcut. Burada şöyle bir düşünülmüş, yani şurada bir mutfak tezgahı da kurulmuş. İstenilirse buraya mutfak gibi bir şey yapabilirsiniz. Terasta da gene mutfak tezgahı mevcut. Hemen burada kapı eksik. Ebeveyn banyosunun kapısı eksik. Duş yeri, Hilton dolabı ve klozetimiz mevcut. Değerli arkadaşlar, buradan da terasa çıkacağım. Aydın Didim. Aydın Didim Mersindere mahallesindeyiz. Sevgili arkadaşlar, burada da 15 metre bir terasımız mevcut. Sinan Bey şimdi manzarayı gösterecek. Karşıda deniz de gözüküyor. Gerçekten güzel. Hemen caddeye cepheyiz. Önümüz park bir şekilde. Mavişehir pazarına çok yakınız. Çarşıya, pazara, alışverişlere çok yakınız. İstenilirse buraya bir pergüle de atılır. Kapalı yaşam alanı yapılır. Hemen burada bir depo alanımız mevcut arkadaşlar. Onu da Sinan Bey size göstersin. Burada güneşleme yaptıktan sonra şezlongunuzu, kıvır zıvır ekstra malzemelerinizi koyabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, şimdi artık fiyatlar yükseldi. Malumunuz tam bağımsız, müstakil 250 metrekare arsa içerisinde 3+1 açık mutfak villamızı bugün tanıttık size. Şimdi bu güzel villamızın fiyatını merak ediyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bu güzel villamızın fiyatı 1.550.000 TL. 1.550.000 TL. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bye.